Her seferinde şu videoları yaparken inanılmaz heyecanlanıyorum. Artık alışkanlığa dönüşmüş olması lazım ama değil. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Almanca medeni durumumuzdan bahsetmeyi, kendimizi özel hayatımızda tanıtmayı öğreneceğiz. Sınavlarda çok 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 önemli bir bölüm bu. A1 seviyesinde. Sadece öyle değil, günlük hayatta da o şekilde. Medeni durum Almanca ne demek? Familienstand. Familienstand. stand. Familian, aile aslında aileler gibi stand durum demek. Yani ailevi durum gibi de birebir çevirebiliriz aslında. Buna biz tabi Türkçe'de medeni durum diyoruz. Şimdi buraya bu seviyede şu an sıfat bazında bilmemiz gereken, gerekli olan bütün kelimeleri kalıp halinde yazdım. Hemen bunlara bakıyoruz bakmadan önce eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Destek olmak isterseniz de videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi verheiratet sein. Verheiratet sein. Evli olmak. Evli olmak. Dikkat edin. Verheiratet sıfattır. Yani fiil değil. Sıfatla fiil arasındaki fark neydi? Fiil, iş, oluş, eylem bildiren şeyler. işte hareket etmek, uyumak, yemek, içmek, evlenmek. Ama bu evlenmek değil. Evli olmak bizim fiilimiz. Olmak yani zayn fiili. Dolayısıyla ben fehayratı böyle v harfiyle başlayanı Çünkü hayratın fiiliyle fehayratı sıfatını hep karıştırıyor öğrenenler. Dolayısıyla bu sıfattır. Hayratın fiildir. Onu başka videolarda öğreneceğiz. Şu an e, temelini öğrenmemiz lazım. Şimdi, Zayn olmak fiiliydi. Çekimini hemen buraya kişilere göre yazdım. Tekrar etmeyeceğim. Önceki videolardan çoktan öğrenmiş olmanız lazım. Evli olmak dedik. 2- Geşiğin Geşiğin Zayn yine olmak fiiliyle kullanılan sıfattır boşanmış olmak aslında. Yani biz bunu Türkçe'de e, hani boşandım diyoruz ya da işte hani dulum diyoruz mesela. Almanca'da bunu geşidin ile ifade ediyoruz. Bunun yine fiil halini ayrı bir videoda vereceğim. Şu an öğrenmemiz gereken sıfat hali. Yani ben dulum ya da ben boşandım ya da ben boşanmış durumdayım demek için geşidin, zayn yine olmak fiiline göre çekim yaparak kullanacağız. Cümle örneklerini de göreceksiniz. Merak etmeyin. Bunu da hallettik mi? Sonra 3. Single. Single. Single sein bekar olmak demek. Aslında sosyal medyadan az buçuk biliyorsunuzdur bunu. Bu İngilizce bir kelime. Dolayısıyla İngilizce bir kelime olduğu için telaffuzunda normal şartlarda Almanca'da eğer bir kelime S harfiyle başlıyorsa Z diye okuyorduk, değil mi? Yani burada single demiyoruz. Single. Niçin? Çünkü bu İngilizce ve doğru telaffuzu S şeklinde. Single. Single değil. Single. 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 Bu G ve L arasında da birazcık böyle komik bir şey var bizim dil yapımıza çok uymayan. Single. Single da diyebilirsiniz çok zorlanıyorsanız ama o, o I harfinin aslında duyulmaması lazım. Yine bunu sein fiiliyle kullanıyoruz. Olmak fiiliyle. Yine örneklerde göreceğiz. Daha sonra farklı bir kalıp geliyor. Zusammenleben, alleinleben. Zusammenleben, alleinleben. Zusammen beraber, birlikte demek. Leben neydi? Yaşamak. Beraber yaşamak, birlikte yaşamak. Alleinleben, allein yalnız demek. Leben yine yaşamak. Yani yalnız yaşamak, tek başına yaşamak. Birlikte yaşamak, beraber yaşamak, tek başına yaşamak, yalnız yaşamak anlamında kullanılan bir yapı. Alain ve Tuzam yine sıfattır. Aynı burada verheiratet geçirdim ve single'da olduğu gibi. Leben ise buradaki fiilimiz. Dolayısıyla Tuzam'ın ve Alain kısmında ne yapacağız? Leben yani yaşamak fiilini kullanacağız. 5. Kinder haben. Kinder haben kinder sürpriz deriz ya biz hani o yumurtacıklar var ya sürpriz yumurtalar. Hep Türkiye'de kinder sürpriz diye okuduk. Ben onun tabi Almanca öğrendikten çok sonra fark ettim ki onun kinder surprise olduğunu. <laughs> kinder çocuklar demek. Lütfen dikkat edin. Çocuk kind hemen buraya aşağıda yazdım oraya gelince bakacağız. Bir tane, bir tane çocuktan bahsediyorsak kind. Çocuklardan bahsediyorsak iki ve daha fazla kinder. Ve bu kalıbı her zaman de haben şeklinde öğreniyoruz. Yani çocuklar sahibi olmak, çocukların olması ya da haben'ı var diye de çevirebilirsiniz. Hemen sizi yormadan üzmeden çekimlere geçiyorum. Bu arada haben fiilinin çekimini de yine buraya koydum hatırlayabilmeniz için. Şimdi şu taraftan şöyle bir başlayalım. Önce birinci kısma bakıyoruz. Ben evliyim nasıl söylenir? Ich bin verheiratet. 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 Ben evliyim demek. Ne yaptım? Sein fiilini ich'e göre çekimledim ve sıfatım olan verheiratet'i kullandım. Ben evliyim demiş oldum. Dikkat ben evlendim değil. Evlenmek fiildir. Evli olmak sıfattır olmak fiildir burada. Biz evliyiz demek için wir sind verheiratet. Wir sind verheiratet. Wir sind verheiratet. Ali ist verheiratet. Ali evli. Ali ist verheiratet. Ali ist verheiratet. Bütün kişilere göre istediğiniz gibi çekimleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey özneyi seçmek, ona göre çekimini yapmak ve arkasından verheiratet getirmek. İkincisine bakalım. Bu sefer de boşanmış olmaktan bahsediyoruz. Ich bin geschieden. Ich bin geschieden. Ich bin geschieden. Wir sind geschieden. Wir sind geschieden. Chris ist geschieden. Chris ist geschieden. Hiç uzatmadan devam ediyorum. Üçüncü kısma geçiyorum. Bu sefer ben bekarım diyeceğiz. Ich bin single. Ich bin single. Ich bin single. Sen bekarsın. Du bist single. Du bist single. O bekar diyeceğim bir erkek için. Er ist single. Er ist single. Er ist single. Er ist single. Ne yaptım? Buraya kadar bu üç kısımda da hep sein fiilinin çekimini kullandım. Verheiratet, ve single, sıfat dedik ve mutlaka sein fiili ile kullanıyoruz. Ve dördüncü kısımda devam ediyoruz. Wir leben zusammen. Wir leben zusammen. Wir leben zusammen. Beraber yaşıyoruz. Wir, biz, leben, yine leben fiilinin wir çekimine göre çektik. Zusammen, beraber. Biz beraber yaşıyoruz. Ich liebe allein. Ich liebe allein. Yalnız yaşıyorum. Yaşamak filmini yine ilk kişisine göre çektim. Alain burada. Yalnız demek de ihli bir Alain. Şu notu şöyle bir okuyayım. Unutmamak için oraya yazdım. Bu cümleleri soru haline dönüştürmeyi ve olumsuz cümle yapmayı arkasından gelecek olan videolarda göreceğiz. Bekar mısın? Evli misiniz? Yalnız mı yaşıyorsunuz? gibi şeyleri ya da ben yalnız yaşamıyorum, ben biriyle beraber yaşamıyorum gibi ifadeleri söylemek için ekstra bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Onu sonraki videolarda vereceğim. Temeli oturtmaya çalışıyorum bir anda çok yüklenmeden. Şimdi bir de 5'e bakalım. Bu sefer kinde havun kalıbına bakacağız. Ne demiştik en başında? Das Kind çocuk demek. Die Kinder çocuklar demek. Şimdi bu kalıpta ich habe ein Kind. Bir çocuğum var. Ama dikkat. Bakın burada bir sayılar videosunda bir sayısının rakamının eins olarak öğrenmiştik. Niye burada ich habe eins kind demiyoruz? Bundan bir önceki videoda onu anlattım. Belirsiz artikel bu. Yani ich habe eins kind diyemeyiz. Ich habe ein kind deriz. Niye? Çünkü artikelim das. Eğer o videoyu izlemediyseniz lütfen o videoya bakın. Çok çok önemli ve temel bir videodur. Birden fazla çocuğumuz varsa hemen hatta kişiyi de değiştirelim. Wir haben zwei Kinder. Wir haben zwei Kinder. Ne yaptım? İki yazdıktan, getirdikten sonra Kinder dedim. Niye? Alman şöyle düşünüyor. Eğer birden fazlaysa bir nesne ya da bir şey ben onu hep çoğulu kullanmalıyım. Biz Türkçede İki çocuğumuz var deriz. Hani çocuklarımız var demeyiz. İki çocuklarımız var. Birazcık garip duruyor, garip kaçıyor. İki çocuğumuz var diyoruz. Ama Almanlar iki ve daha fazlası için her zaman nesnelerin çoğul halini kullanıyorlar. Dolayısıyla wir haben zwei Kinder dememiz lazım. Wir haben zwei Kind olmaz. Haben fiilini de istersek var olarak çeviririz, istersek sahibiz, sahibim şeklinde çeviririz. Yani ich habe ein Kind bir çocuğum var ya da bir çocuğa sahibim diyebilirsiniz nasıl çevirmek istiyorsanız şimdi devam edelim Eahat er kaynekinda eyhat er kaynekinda henüz cümleleri olumsuzlaştırmayı görmedik bir sonraki videoda göreceğiz öğreneceğiz bunu lütfen bunu bir kalıp olarak öğrenin evet nicht var evet kayn var burası niye mesela kayne olduğu gibi gibi bunların cevabını bir sonraki videoda bulacaksınız Kalıp olarak öğrendiğimiz zaman, e hat kaynekindir. Şimdi diyeceksiniz ki belki onun çocukları yok diyoruz biz burada. Ama birden fazla çocuk yok. Niye kinda diyoruz? Bu bir kalıp arkadaşlar. Ha, ikabe kaynakkind de diyebilirim. Ama yaygın kullanımı form olarak kaynekindir. Her zaman formlarda bile öyle geçer. Bunu ki ilk kişisine göre çektiğim zaman ne yapacağım? Sadece kişiyi değiştireceğim. haben fiilini e, seçtiğim kişiye göre çekimleyeceğim. iki seçtiysem ich habe diyeceğim. Sonra devamında kaynakinde diyeceğim. Bu çocuğum yok kalıbıdır. Aslında birebir çevirdiğimde çocuklarım yok gibi olsa da e, öyle yani. Ama anlatabildim bence. Harika. Şimdi hemen uzun bir cümleye geçelim ki birazcık örnek görün. Ee, burada gelecek olan yavaş yavaş ekstra e, kelimeler veriyorum size. Mesela burada iki tane bilmediğiniz bağlaç göreceksiniz. Henüz öğrenmedik bunları. Hatta üç tane. Ama e, zamanla gelecek göz ve kulağa karşılık olsun istiyorum ben. O yüzden veriyorum bunları. Ich bin verheiratet, aber ich lebe allein. Ben evliyim ama Yalnız yaşıyorum. Ich bin verheiratet, aber ich lebe allein. Ama, ama bağlıcı. İki cümleyi birbirine bağlıyorum. Ich bin verheiratet, aber ich lebe allein. Ben evliyim ama yalnız yaşıyorum. Denn mein Mann ist in Deutschland. Çünkü kocam, eşim Almanya'da. Denn burada çünkü anlamına geliyor. Bunları da dediğim gibi daha sonra öğreneceğiz. Bağlaçlar konusunda mein Mann ist in Deutschland. Çünkü benim kocam eşim Almanya'da. Diğer örnekte sie ist geschieden. O boşanmış. Und sie hat drei Kinder. Ve onun üç çocuğu var. Onun üç çocukları var. Buradaki untu da yine ayrı bir videoda göreceğiz. Bu geçiğin çok kafanızı karıştırıyor olabilir. Ben de ilk başta düşünürken, öğrenirken birazcık sıkıntı yaşamıştım. Hani bunu eğer kafanızda daha iyi kalıyorsa dul gibi düşünebilirsiniz ama ben bir dulumun da kalıbı vardır. Mesela hani bir kadın olarak e, ich bin eine Witwe deriz. O kalıbı ama öğrenmek için çok erken. Hani bunu boşanmış olmak şeklinde aklınızda tutarsanız belki daha iyi olur. Çünkü boşanmış olmak hani ben boşanmış bir insanım gibisinden. Tamam mı? Evet. Ee, sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Ee, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Ve herkes bu videonun altına Medeni durumunu yazarsa çok mutlu olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Bay bay.